Nasıl gripten nasıl kurtulabiliriz? Nasıl yakalanmayı önleyebiliriz? Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Evet, havaların soğumasıyla birlikte birçok insanda yavaş yavaş üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar ortaya çıkıyor. Bu genellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda tabii ki ağır problemler yavaş yavaş ağırlaşarak birçok hastalık tetikleyebilir. Bu nedenle tedbir almak gerekir. Pardon. Eskiden Türk mutfağında herhangi bir lokantaya gittiğinizde lokantada mutlaka kırmızı biber, karabiber, soğan bulunurdu. Şimdi yavaş yavaş unutuluyor. Soğan kalktı. Karabiberle kırmızı biber de yavaş yavaş yok oluyor. Karabiber ve kırmızı biberle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Japonya'da kırmızı biberle ilgili yapılan araştırmada kırmızı biberin aspirinden daha etkili kan sulandırıcı olduğu belgelenmiştir. Almanya'da yapılan araştırmada ise ağrı kesici, birçok rahatsızlıktan dolayı ağrıları, sızıları dindirdiği, sonra hastalığından sonra ortaya çıkan ağrılar veya romatizmadan dolayı ortaya çıkan ağrıları kırmızı biber, pul biber değil, yani toz biber, kırmızı toz biber. Mesela kişi üşüttü, hemen çayına, çorbasına veya sulu yemeğe bir miktar çaya, çorbaya, sulu yeme, bir miktar kırmızı toz biber, bir miktar karabiber karıştırarak içerse karabiber mide üşütmesini önler, kırmızı biber kan akışını artırır. Kan sulandırıcı ilaçlardan daha etkili ve yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla etkilenmiş, ispat edilmiş. Mesela kırmızı biberin birleşimindeki kapsain denen etken madde aspirinden daha etkilidir. Hiçbir yan etkisi de yok. Tamamen ilmi. Şimdi mesela bu mevsimle ilgili olarak herkesin evde yapabileceği çok basit bir formül verebiliriz. Grip çayı formülü. Bu gördüğümüz narın meyvesini yedikten sonra vatandaş ne yapıyor? Kabuğunu atıyor. Bunun kabuğu antioksidan, bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliklere sahip. Nar kabuğunu kuruttuktan sonra veya taze olarak çayını yapabiliriz. Tek başına içilebildiği gibi. Nar kabuğu, ekinezya'nın yaprağı, kökü, çiçeği, 3 ıhlamur, 4 kekik, kekik dediysem, aktarlarda satılan bilya keki, ak kekik, kara kekik, toros keki vesaire değil. Hakiki kekik, Tumus vulgaris, şifalı. 5 ada çayı. Ada çayından 83, ada çayından sadece Salvia officinalis, şifalı ada çayı olması gerekir. Bunların karışımından kişi çay yapıp içerse ne olur? Bağışıklık sistemi güçleneceğinden hastalığı çok kolay atlatır. Bu gördüğümüz kipri otu veya ekinezya veya renginden dolayı şu da kurutulmuş hali. Bu kurutulmuş hali, bunun çiçek hali. Bu kurutulmuş çiçek demeti, ekinezya veyahut da halk arasında kipri otu da bakır otu da denir. Rengi bakıra benzediği için veya şekli kipriye benzediği için. 4000 yıldır bunu Kızılderililer üşütme, grip, nezleye karşı kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Birleşimindeki etken madde %1 ile 3,5 arası olduğu için fenol karbonik asitler ve polizaharitler içerir. Hafif rahatsızlarda çok çok güzel, etkili. Ağır vakalarda, müzmünleşen rahatsızlıklar da damıtılarak suyla veya alkolle, destilasyon veya ekstraksiyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından hap damla drajeler kullanılırsa etkisi çok çok daha fazladır. Sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 1000 çocuk doktoru 141.500 çocuğu üşütme, grip, nezleye yakalanan çocukları, bebekleri yani 0-6 ve 6-12 yaş grubunu sadece bundan elde edilen
Damladıracı şuruplarla tedavi etmişlerdir. Hiçbir yan etkisi yok. Mükemmel grip, üşütme, nezleye karşı. Kullandığı zaman kişi bağışıklık sistemini güçlendirir. Üşütme, grip, nezle sezonu geldi diyelim. Bazen bir Sibirya gribi geliyor, bazen Hong Kong gribi, bazen Afrika gribi vesaire vesaire salgın şeklinde dalga dalga gripler geliyor. Kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise fark etmez. Domuz gribi, kuş gribi vesaire vesaire ne gelirse gelsin fark etmez. Domuz gribi geldi, milyonlarca insan ölecek dendi. Ne oldu? İki kişi vefat etti. Biri çok çok yaşlı, bağışıklık sistemi çökmüş, diğeri de hasta. 41-42 milyon aşı yapılacak dediler. Hiç aşı yapılmaya gerek kalmadan virüs değişti, mutasyona uğradı. Aşılar çöpe gitti. Yani aşıya falan yaptırmaya gerek yok. Önemli olan bağışıklık sistemini güçlendirmek. Siz bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğinizde bu aynı kipri gibi, bu aynı bu ekineze gibi insan kanında dolaşan bir hücre var. Makrofaj. Bağışıklık sisteminin alt elementi. Öldürücü hücre de denir buna. Fagosit de denir. Makrofaj, ahtapot gibi kolları var. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarları yer bir. Yakalayamadığına Y şeklinde, T şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. İki, oksijeni bölerek, parçalayarak tek moleküle düşürür. Onu Tom Hawk füzesi gibi ateş eder. Bakteri, virüs ve mantarları yok eder, yakar. Çok enteresan. Makrofaj kanda dolaşır sürekli. Askerlerin böyle garnizonun önünde dolaşması gibi kanımızda da sürekli dolaşan askerler var. Bizim için çalışan. Makrofajı ekinezi harekete geçirir. Kırmızı biber harekete geçirir. Karabiber harekete geçirir. Sarımsak harekete geçirir. Soğan harekete geçirir vesaire. Bizim sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Türk kültürü, Türk tarihinin şimdi Türkmenistan'ın baş yerine yakın bir köy bulundu. Bir şehir, eski bir şehir. Anavu, Hüyü. Milattan önce 16 bin yılında kurulmuş bu şehir ve Türklerin bundan 18 bin 13 yıl önce dünyanın en büyük medeniyetini kurdukları ortaya çıktı. Yani 18 bin 13 yıl önce Türkler tarımda, çiftçilikte vesairede yani yapıyorlarmış, yaşıyorlarmış. Bütün medeniyet dünyaya buradan yayılmış. Sümerler Orta Asya'ya getirmiş. Orta Asya Sümerlerden Mısırlara, Mısırlardan Yunanlara geçmiş. O Yunanlardan Avrupa'ya vesaire vesaire. Yani medeniyetin beşiği Anavu bizde. Ama biz ne yapıyoruz? Çorbayı bırakıyoruz. Fast food. Hamburger, cheeseburger, kola. Kendimizi zehirliyoruz. Bunların hepsi batı tarzı beslenme bağışıklık sistemini çökertiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl 18 bin kişi öldü. Neden öldü biliyor musunuz? Sepsis, kan zehirlenmesi. Fast food tarzı beslenen insanların bağırsak yapısı dokusu bozuluyor. Bağırsaklardan geçmemesi gereken yabancı maddeler, mantar kana karışıyor, zehirli öldürüyor. Bu nedenle fast food tarzı beslenmeyi bırakıp kendi kültürümüze uygun beslenmeye devam etmemiz gerekir. Evet, ekinezya Güney Amerika'da ve Orta Amerika'da Kızılderililer tarafından 4000 yıldır üşütme, grip, nezleye karşı yaprağı, çiçeği, kökü tamamı çay şeklinde kullanılmış, bağışıklık sistemini güçlendiren, hiçbir yan etkisi olmayan en doğal bitkidir. Hiçbir yan etkisi yok. Fakat şöyle bir durum var. Kişi ağır bir enfeksiyona yakalanmışsa yaprağı, çiçeğe, kökünün birleşimindeki etken madde fenolkarbonik asitler %1 ila 3. Yani yeterli değil, ortalama %2. Bu nedenle damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla bitkinin özü kullanılırsa etkisi maksimumdur. Çünkü siz direkt etken maddeyi alıp kullanıyorsunuz. Bu etkisini kat kat artırır. Mesela siz bunun çayını içtiğinizde etkisi %2'dir, %3'tür. Kapsülünü kullandığınızda %80, %90'dır. Arada çok büyük bir fark vardır. Bu nedenle ağır vakalarda mutlaka ekinezya. Soğuk havalarda, özellikle sonbahardan, sonbahar, kış, ilkbahar aylarında üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara yakalanıyorsa kişi
veya çocukları kullandığında bağışıklık sistemini kısa sürede toparlar. Diyelim ki kişi, efendim, küçük çocuğu varsa 0-6 veya 6-12 yaş grubunda bronşit, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihaplanmasına yakalanmışsa bu tür rahatsızlar için de ıtır gerekir. Afrika ıtırı, Güney Afrika. Afrika'nın ıtırın 1050 çeşidi var. Sadece ikisi şifalı. Bunun da yine aynı şekilde kökünün damıtılarak elde edilen ekstraktı damladıracak kapsül yapımında kullanılır. Sadece bir yıl içerisinde Avrupa'da 50 bin kişi üzerine denenmiştir. 50 bin. Etkisi ispat edilmiş. Zaten ıtır eskiden penisilin icadına kadar Avrupa'da antibiyotik olarak kullanılmış eczanelerde. Penisilin ortaya çıkmasıyla beraber unutulmuş. Şimdi penisilin birçok hastalığı tetiklediği, alerjiye sebep olduğu vesaire ortaya çıkmasıyla beraber insanlar tekrar ıtıra döndü. Doğal antibiyotik herhangi bir etkisi yok. Binlerce insan üzerinde kullanmış. Ha, küçük bebek, bazıları soruyor, diyor ki işte benim çocuğum, bebeğim çok küçük, ne yapabilirim? Bir kapsül açıyorsunuz, bir kapsül. Birazcık balla karıştırıyorsunuz, sabah öğle akşam veriyorsunuz. O kadar. Yani küçük çocuklu bebekler dahi kullanabilir. Bir yaşındaki bebeğe de verilebilir. Problem yok, yani etkisi yok. Her yaş grubu kullanabilir. Ha, yetişkin mesela kişi bir an önce kurtulmak istiyorsa rahatsızlıktan günde 5 defa 2'şer tane bile alabilir. Fazla alırsa da problem yok. Yani yetişkin bir kişi fazla alırsa problem yok. Itır ve ekinezya kısa sürede rahatsızları önler. Fakat kişi sürekli halsiz, dermansız, yorgun, bitkinse, enerjisi yoksa spirulina ile takviye etmek gerekir. Spirulina kişiye enerji verir. Bitkisel doping. Neden? 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Saniyede bir insanın bünyesinde 50 milyon hücre ölüyor, 50 milyon hücre faaliyete geçiyor. Ve saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Spirulina kullandığınızda bütün bu metabolizmalar hızlanıyor. Kişi daha kısa sürede vücudunu temizliyor, arıtıyor. Uzaya giden astronotlar yanlarında sadece iki şey götürmüşlerdir. Spirulina ve su yetiyor. 40 gün bir şey yemese olur. Spirulina su yeterli. Her şeyi içerir. Sadece şeker içermez spirulina.